Merhaba. Gündüz düşlerini seviyor musun? Yani ara ara dalıp gitmeyi. Bir yerlerde başka bir gerçeklikte veya hayatını daha farklı bir versiyonunda yaşamayı. Eğer öyleyse bazıları için bu problem. 2002 yılında İsrail'de Doktor Somer isimli birisi bunun bir rahatsızlık olduğunu söylemiş. Ama henüz bir psikiyatri kitabında yer almıyor. Bu yüzden bir hastalık olarak da tanılanamıyor. Buna maladaptive daydreaming deniyor. Maladaptive yani uyumsuzluk yaratan, uyumsuz olan daydreaming gündüz düşü. Bazı insanlar bunu o kadar ileriye taşımış ki Doktor Somer'in çalışmalarına göre günlük hayatını yaşayamaz hale geliyorlar. Hatta insanlarla iletişimleri veya kariyerlerini etkilemeye başlıyor bu gündüz düşleri. Hawaii Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada Hawaii. Orada okul mu var ya? Üniversite. Arkadaş gideceksin oraya. Bir sene. Deniz, kum, güneş. Akşamları da balığa çıkarım. Bizim Mehmetler de gelse bir sene sonra bir iş ayarlarız. Çinekop tutarız. Çinekop yoktur orada ama başka balık tutarız. Tam bana göre. Hawaii. Peki bunun bir sınırı var mı? Yani bu gündüz düşlerinin. Çünkü Einstein gibi insanlar gündüz düşleri sayesinde o hayal güçleri ve çalışmalarını birleştirip olağanüstü fikirler yarattıklarını söylüyorlar. Onlara göre yaratmamışlardı aslında, keşfetmişler. Yani var olanı yüzeye çıkartmışlar. Mesela Einstein bir fotonun üzerinde gezindiğini tıpkı bir sörfçü gibi uzayda bir yolculuk yaptığını söylüyor ve bunlara düşünce deneyi adını veriyor. Yani dalıp giderse Einstein, Doktor Einstein, düşünce deneyi yapıyordum. Her şey yolunda, devam edin, sizi dinliyorum. Bunu gün içinde söylersen pek hoş bakmayabilirler ama sanıyorum Einstein olduğu için herkes saygı gösteriyor. Evet, içeride bir düşünce deneyi yapıyor olmalı. Diğer tarafta Charles Darwin her sabah mutlaka birkaç saat yürüdüğünü, özellikle ormanın içinde yürüdüğünü ve gündüz düşleriyle fikirlerini pekiştirdiğini söylüyor. Meslektaşım Carl Jung, danışanların arasındaki zamanda göl kenarında taşlardan kale benzeri şeyler yaptığını söylüyor. Ve onları yaparken zihni çeşitli fantazilere gidiyordu gündüz düşlerine. Ve orada o fantezilerin içinde bazı problemleri çözdüğünü, bunların danışanları için de çalışmalarında çok faydalı olduğunu söylüyor. O zaman belli ki bir tarafta bunların yapıcı, yaratıcı ve problem çözücü bir niteliği var. Peki ne kadarı fazla, ne kadarı az? Onu bilemiyoruz ama günlük iletişimini mahvediyorsa, diğer insanları rahat dinleyemiyorsan, aklını bir şeye veremiyorsan belli ki o ayara birazcık kısmında fayda var. Benim gözlemim şu. Bu tür insanlar yani bunu yaratıcılık için kullanan insanlar zihnini önce faydalı bir şeyle besliyorlar. Bu bir problem, merak ettiği bir hayat, bir fikir, bir şeyin içine dalıyorlar Nikola Tesla veya Elon Musk gibi. Ve zihni sürekli onunla ilgileniyor, çeşitli problemler üzerinde geziniyor. Ve daha sonra uzanıp daha büyük bir yere açılıyorlar. Ya Mars'a gitseydik, ya bir ışık fotonu olarak uzayda gezseydim. Ya insan evrimle bu hale gelmiş olsaydı, büyük fikirlere kapı açıyorlar. Henüz ispatlayamadıkları ama zihninde bir vizyon olarak görüp tartabilecekleri fikirler. Daha sonra oradan bazı içgörüler alıyorlar. Bilinçli zihinlerinde çalışıyorlar, deneylerde, yazılarında, araştırmalarında. Ve ondan sonra tekrar daha büyük bir şey açılıyorlar. Sanki bir daralma ve kasılma, bir daralma ve genişleme gibi. Kendine has bir ritmi var bence. Ama dediğim gibi eğer çok fazla günlük hayatını etkiliyorsa, buna yardımcı olmak için pratik araçlardan birisi meditasyon. Böylece zihnin ne kadar sık gidip geldiğini fark edebilir. Bir yere gittiği zaman eğer senin için gerçekten gerekli değilse ve günlük işlevini yitiriyorsa onu nazikçe geri çağırabilirsin. Ve meditasyonu günde 1 saat, 2 saat, 20 saat yapmana da gerek yok. Pratik basit bir yerden başla 5 dakikayla. Bazı kayıtlarım var onlara bir göz at istersen. Böylece gün içinde zihinde ne olup bitiyor, ne tür hayallere gidiyor ve sen zihni nasıl kullanmak istiyorsun ona yardımcı olabilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.